Kızdı tabii. Bayağı kızdı. Bir iki kere kovmaya kalktı falan. Ama dinledi. Duydu beni. Ben kesin sana gelecek demiştim ama hele elinde dosyaları da görünce yani bile bile hala nasıl dedesine gitmek istedi anlamıyorum. Belki de okumadı. Ben gideyim artık. Kızdın bana. Ya haklısın, haklısın kızmakta. Haber vermem gerekirdi sana Hasan'a gitmeden önce. Hayır, gerçekten seninle alakası yok. Ben Hasan'ı düşünüyorum. Üf, canım benim. Ya o kadar ağır şeyleri bile bile nasıl yaşayacak? Bak Kadir, ben bunların hepsini onlara anlatabilirdim. Ama arada kalsınlar istemedim. Ben uzaktaydım. Onlara emanet edebileceğim kimse yoktu. Orayı yuvaları bilsinler istedim. Kendilerini güvende hissetsinler istedim. E şimdi Hasan her şeyi biliyor. Biliyor musun, onun hayatta tek güvendiği babasının ailesiydi. E şimdi onlar da hayal kırıklığına uğratmış oldu. Kalbindeki yük daha da büyüdü çocuğum. Hadi kalk. Can kahrolacak. Bir de söz verdim abini getireceğim diye. Keşke alsaydın benden parayı. Bak şimdi Hasan'la beraber giriyor olacaktın eve. Yok Kadir, arkadaşlığın dostluğun da bir sınırı var. Sağ ol. Gülperi. Merhaba Neslihan Hanım. Kadir değil miydi o? Evet, tanıyor musunuz? Aile dostumuz. Eşi Şeyma çok samimi arkadaşım. Geçen yemekteydik. Hatta konu senden açıldı. Müvekkilim dedi senin için. Evet. Sen iyi misin? Bembeyaz suratın. İşten çıkarıldım da. Yapma ya. Bir şey söyleyeceğim. Eğer sizin ya da arkadaşlarınızdan birinin gündelikçiye ihtiyacı varsa haber verir misiniz? Tabii ki. Bu saha çok yakışır. Abi? Hani alıp getirecektin? Hani bırakacaklardı? Bıraktılar. Artık hapishanede değil çok şükür. O zaman nerede? Niye gelmedi? Dedenizle gitti. Dedemle mi gitti? Gel canım Anici, gel. Ben parayı bulamadım. Hasan daha fazla hapiste kalmasın diye dedenizden aldım. Velayeti ona vermem karşılığında parayı o ödedi. Yani şartı buydu. Artık birlikte yaşamayacak mıyız yani? Biz Hasan'sız nasıl yapacağız? Ondan bir günüm ayrı geçmedi ki benim. Bizi ayırdınız. Bizi birbirimizden ayırdınız. Ben değil kızım, ben yapar mıyım öyle bir şey? Dedenle giderken içim acıdı benim. Ama dedenize söz geçiremedim işte.
Dedem dediğini yaptı. Tek tek alacak bizi. Ben gitmek istemeyeyim. Abla. Kurban olayım. Ağlama. Evinde daha yer var mı? Benim başka gidecek yerim yok. Kardeşlerimle senden başka kimsem yok. İnsan kendi evine girmek için izin ister mi oğlum? Gel. İster. Benim gibi... Benim gibi kafası çalışmıyorsa... İster tabii. Gel buraya, gel. Gel.
insanın düşmanına yapmayacak kötülükler yaptım sana. Alsam, kendi ömrümü senin önüne sersem. Sabah akşam secde etsem. Yine de affedilmez. Olur mu oğlum öyle şey? Affetmek Allah'a mahsus. Annelerin görevi anlamak, yardımcı olmak. Sen arada kaldın sadece. Dedenin hırsının kurbanı oldun sen. Allah akıl vermiş. Düşün, düşün diye. İnsan hiç düşünmez mi? Hiç böyle oturup tartmaz mı? Oğulları sana abusuz dediklerinde ben gelebilirdim. Cezaevi bir saat uzaktaydı. Bir saat. Belki böyle gelsem, senin gözün içine baksam anlardım. Anlardım. Ya da sorabilirdim. Ya bu kadın, bu kadın niye senin canına kastetti diye. Onlar, ananız sizi unuttu. Sizi aramayı, sormayı dediklerinde ben gelebilirdim. Canım Bedriye. Her sabah seni beklerken ben gelebilirdim. Ya derdim, sen insan evlatlarını, canlarını az kalbinden çıkarır. Atamaz. Yapma oğlum, böyle yapma. Pişmanlıklar, keşkeler insanın içini yer. Sadece hastalık getirir. Sen daha çocuksun güzel oğlum. Hiçbir yetişkinin yükünü omuzlarına alma. Benim sizi dedenlerden başka bırakacak kimsem yoktu. Benim ailem bana sırt çevirdiği için kalabalık bir ailede büyüyün istedim. Kendinizi güçlü hissedin istedim. Babanın ailesi olduğu için ben dedenle arana hiçbir zaman girmedim. Benim de gözümü açık tutmam gerekiyormuş. Kalbinizden beni silmek istediklerini hiç anlamadım. Ya oğlum, bazen anneler de eksik kalabiliyor. Hasan? Bella abla, gitme. Senin bir damla gözyaşın benim kalbimde taş oluyor. Kıyamam ben sana, kıyamam ben sana. Kıy. Kıy sen bana. Ben sana çok kötülük ettim. Tamam. Şimdi affedersin. Ama beni her gördüğünde yüreğin sızlamayacak.
çektiğin acılardan. Benim yüreğim ne hapse giderken sızladı, ne de sen bana öyle sözler söylediğinde. Benim kalbim en çok ne zaman acıdı biliyor musun? Hani sen bana nefretle bağırdın ya. İşte ben o zaman senin kalbindeki yükü gördüm. En çok o zaman acıdı kalbim. Senin kokuna hasret kaldığım zaman acıdı kalbim. Şimdi yine kalbim sızlıyor. Neden biliyor musun? Bak bir günde büyümüşsün. Senin çocukluğunu çaldılar. Güvenle elini tuttuğun insanlar hayal kırıklığına uğrattı seni. Ama inşallah ömrüm yeterse benim tek amacım senin yaralarını iyileştirmek olacak. Sen niye bu kadar iyisin? Ben belamı versin. Söyleme öyle, gel buraya. Yaşından büyük oğlum benim. Yap oğlum. Ben daha sarılamam. Tamam. Yangın bitti. Ama yarası, külleri hepsi çok taze. Özür dilerim. Olsun. Ben beklerim. Bak şimdiden ne kadar yol kat ettik. Sen yeter ki bana annem de, sen yeter ki bana sarıl. Ben sabırla beklerim. Benim sana bir kırgınlığım var. Onu da söylemek isterim. Şiştik kapı ağzında beklemekten. Ben de sarılacağım. Abim, abim gelmiş. İyi ki geldin. Aslanım. Gel. Oh.